LGS'ye son 18 gün. Hayallerimize 18 gün sonra inşallah kavuşacağız. Girdiğimizde sınava önce sözel bölümde, sonrasında sayısal bölümde en güzel sonucu almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki heyecanlandığımız acaba dediğimiz anlar oldu sene boyunca. Sınavda da olacak ama biz kendimize yolumuzu açacağız ve takıldığımız sorular hiçbir şekilde üzülmeden nasıl sene boyunca bazen canımız sıkıldı, ders çalışamadığımız, matematikte üzüldüğümüz anlar oldu. Sınavda da hiçbirine takılmadan yapabildiğimizin en iyisini yapıp inşallah hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda bir sınav dev bir ormanda kendine yol açmaya benzer sözünü bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten de şöyle bir yol düşünün. Bu yolda arkadaşlar sizi belirleyen şey esasında kararlılığınız ve azminiz. Yani sınava hazırlanırken de aynı şey oldu, sınavda da aynı şey olacak. Sınava başladığınızda sözel bölümde soruları çözerken, inkılap tarihinde, Türkçe'de, İngilizce'de, dinde ister istemez bazen böyle bu neydi ya dediğiniz sorular olabilir. Onları geçip turlama taktiği uygulamanız gerektiğini söylemiştik. Sayısalda önce fenden başlayın, sonra matematik sorulara bakın. Takıldığınız sorulara küçük bir şart bırakın demiştik. İşte esasında şu anda da bu 18 günde anneniz, babanız, kardeşiniz, kuzeniniz ya şöyle falan bir şeyler deyip moralinizi bozabilir. Hiçbir şekilde onlara takılmıyorsunuz. Kendi yolunuzu açmaya devam ediyorsunuz ve ivmenizi kaybetmiyorsunuz. Yani ben çalışmam lazım, gayret göstermem lazım. Şu anda birileri bir şey demiş olabilir. Şu anda bu soruya takılmış olabilirim. Şu anda işte deneme çözerken evde şu soruda takılmış olabilirim. O soruyu unutacaksınız. Hemen 6'ya, 7'ye, 8'e devam edeceksiniz. Sizin moralinizi biri bozabilir. Onu unutacaksınız. Hemen önünüzdeki güzel günleri düşünmelisiniz. Yani kararlı bir şekilde hedefinize dikkatli bir şekilde odaklanırsanız kimse sizi durduramaz. Yani sadece şu soru mu durduracak sizi? 90 tane soru var. Bir tane soru hepsine hükmedemez. Sizin önünüzde çok güzel başarılı günler var. Sadece bir kişinin sözü ya da bir insanın sizin moralinizi bozacak bir ifade söylemesi sizi bu yoldan vazgeçiremez. Dolayısıyla siz başarı ormanında yolunuzu açmaya devam ediyorsunuz. Önünüze çıkan her bir ağaçta hemen yolunuzu değiştirip aynı istikamette, başarı istikamette çalışmaya devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Günü yorumuna baktığımızda Muhammed Furkan Ural 194 beğeni almış demiş ki... ...hocam inkılap din İngilizceye ne kadar önem vermeliyiz? Hepsini doğru yapacak kadar. Çünkü inkılapta da, dinde de, İngilizce'de de 30 30 yapmalısınız. Yani 10 10 10 10 yapmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde bunlar kaçırılacak dersler değil. İngilizcede kelime eksiniz varsa kelimeleri ezberleyebilirsiniz 18 günde. Din inkılap zaten güzel çalışıldığında çok net anlaşılabilir sorular soruluyor. İnşallah hatalarınız çıkabilir belki ama inşallah sınavda 10'da 10 kitaplarımızdan veya diğer kitaplardan çalışaraktan toplamda 30 neti buradan garantilemenizi isteriz. Çok çalışıp başarılı olamazsak kendimize ne demeliyiz? Tabii ki arkadaşlar çok çalıştıysanız zaten başarılı olmuşsunuz demektir. Çünkü sizin göreviniz çalışmak. Sizin göreviniz görevinizi bitirdikten sonra tevekkül etmek. Çok çalışıp tamam artık başarılı olmuşsun. Çünkü görevini yapmışsın sen. Ha, başarı ya da başarısızlık bazen olabilir. Ama burada önemli olan senin görevini yapmış olman. Görevini yaptın mı? Gayretini gösterdin mi? Tevekkülünü ettin mi? Ettin. O zaman sen zaten başarılısın. Sen yapman gerekeni yaptın. Dolayısıyla çok çalıştığınız zaman zaten başarılı olmuşsunuz. Bu cümle geçersiz bir cümle olmuş oluyor. Sınav öncesi son taktikler ve son motivasyon videosu gelecek mi? Tabii ki gelecek. Bu arada Muhammed Furkan şunu da söyleyelim. Hani hocam siz benim demek istediğimi anladınız. Çok çalışıp başarılı olamazsak dediniz ya. Bunu neden söylüyorum? Birincisi çok net örnek vereceğim. LGS'ye girdiniz. Sözel bölümde yapabildiğiniz kadarını yaptınız. Sayısal bölümde matematik efendi yapabildiğiniz kadarını yaptınız. Ve çıktınız sınavdan. İstediğiniz netler gelmedi. Ah çok çalıştım ama başarısız oldum diyebileceğin bir durumdasın. Hayır. Birincisi Türkiye'nin bütün liselerinden Türkiye'deki bütün üniversitelere girebilirsiniz arkadaşlar. Yani senin için o hani a netlerim iyi olmadı başarısız oldum dediğin netlerde gireceğin liseden bile Türkiye birincisi olabilirsin üniversite sınavında. Dolayısıyla kime göre başarısız neye göre başarısız. İkincisi sen çok başarılı oldun ve çok iyi bir lise girdin ama ondan sonra gayret göstermezsen ...sadece o liseye girmiş olursun. Üniversite sınavında birçok aday seni geçer, gerilerde kalırsın. Dolayısıyla bu bir yarış, bu bir yol. Yani çok çalışıp, gayret gösterip yeni çalışmalara... ...yelken açmamız gerekiyor Muhammed Furkan. Günün kaynağına baktığımızda dörtlü LGS denemeleri arkadaşlar. Motivasyon denemelerimizde sizler için tam da LGS çıkabilecek soruları hazırladık. Burada 2020'de, 2019'da birçok soruyu tuturmuştuk. O soruları tabii revize ettik. Aynı soruyu tuturunca artık bunun değişiği gelir diye revize ettik. Şimdi sizler için... Bu tarz özel bir deneme hazırladık. Bu denemede dört tane denemenin içerisinde aynı zamanda deneme analiz kitapçıkları da var. Burada yaptığınız yanlışları üzerine giderek sınavdan önce eksiklerinizi kapatacaksınız. Çözdüğünüz her bir sorunun açıklamalı detaylı e, çözümleri uzman hocalar tarafından da hazırlandı. Dörtlü LGS motivasyon denemeleri bizim efsane denemelerimizdir. Yani en fazla öğrencilerin budur hocam. Bu soruları yakaladığınızı hatırlamıştım dedikleri kitabımızdır. Buradan da mutlaka denemek varsa çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Gün okuna baktığımızda Burak Bora Anadolu Sesi İstanbul'da gördüğünüz gibi 459 puanda ve tıp, mühendislik, diş hekimliği, psikoloji, öğretmenlik, mimarlık her alandan her tür başarılı öğrenci yetiştirmiş bir lise. Sizleri bekliyor arkadaşlar bu liseler. Ben bu saatten sonra çalışsam da hocam alamayız kusura bakmayın derler. Ama sizler şu anda gayret göstererek kendinize güvenerek Çalışmalarınızı devam ettirerek inşallah hayallerinizdeki liselere kavuşacaksınız. Hadi bakalım, iyi çalışmalar.